Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. En güvendiğiniz siyasetçi kim var? Ümit Özdağ. Neden Ümit Özdağ? Çünkü kendisi ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan göçmenleri ülkeden göndereceğini vaatleriyle geldi. Aynı zamanda siyasi yapı kafamız uyuşuyor onunla. Çünkü konuşmalarını en çok beğendiğim kişi odur. CHP kendi tabanına zıt bir parti. AK Parti 20 yıldır hükümette ve artık ülkemize zarar vermekte. En sonunda da artık Ümit Özdağ'a da Muharrem İnce kalıyordu. Ben de Ümit Özdağ'dan yana tavrı aldım. Çünkü konuşmaları hoşuma gidiyor ve en son Fox Haber'de Mansur Yavaş'ı aday gösterme isteği ve benim de en sevdiğim siyasetçilerin biri Mansur Yavaş'tı. Ona aday gösterme isteği de buna sebep oldu. O yüzden Ümit Özdağ demek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Hoş bulduk. Güvenli siyasetçi. Vallahi şimdiye kadar 20 senedir bundan bıktık, o sandık artık. Bir yenisi gelmesi lazım. Hangisi olursa olsun diyoruz. Ama genelde yeni bir birisi gelecek. Böyle demokrasi var diyorlar. Demokrasi falan yok aslında. Yani şurada bir isteyeni söyleyemiyorsun. Söyleyecek olduklarını söyleyemiyorsun. Ne bileyim, ne diyeceğim yani, değişmeli. Yani bu iktidar değişimine ihtiyaç var. Tabii, bu iktidar değişmeli artık. 20 senedir. Yani ben emekli maaşını asgari ücretten 200 lira fazla alıyordum. Şimdi 300 lira aşağı alıyorum. Adalet mi bu? Değil. Evet. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Siyasi eğiliminiz nedir? En güvenilir siyasi parti lideri olarak kimi görüyorsunuz? Valla doğruyu söylemek gerekirse şu anda bizim ülkemiz için başımızdakinin iyi götürdüğünü düşünüyorum. Hani diğerlerine göre bizi iyi savunduğunu düşünüyorum. Öyle yani. Evet, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Siyasi eğilim olarak en güvenilir siyasi parti lideri olarak kimi görüyorsunuz? Reisi görürüm. Reis. Muhalefeti güçlü görüyor musunuz? Yok, çok zayıf. Evet. Aşırı zayıf. Ve programları bile yok. Yani en azından bir programları olması gerekiyor. Yok. Yani beni tatmin etmiyor diyorsunuz muhalefetin. Kesinlikle. Yani ortaya bir şey koymuyorlar. Sadece muhalefet etmiş olmak için muhalefet ediyorlar. Evet. Veya işte başka sebepler, bilemiyorum yani. Evet. Ama bir programları yok. Hanımefendi neler söylemek istedi? Yok, ben bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Aynı fikirdeyim diyorsunuz. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Kolay, ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler. Efendim, hoş geldiniz. Siyasi eğiliminizi merak ediyoruz. En güvenilir siyasi parti lideri olarak kimi görüyorsunuz? Şu an hiç kimseyi görmüyorum. Sadece tek derdimiz doğru geçinmek, iyi geçinmek, ferah yaşamak. Onun dışında hiçbir şey tercih etmiyorum yani. Yani eğiliminizi ekonomik durumlar belirliyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet, çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Efendim, siyasi eğiliminizi merak ediyoruz. Size göre en güvenilir siyasi parti lideri kimdir? Kim çalışıyorsa odur. Yani mevcut durumda, mevcut koşullarda kim çalışıyorsa odur. İşte kim çalışıyor, onu merak ediyoruz. Herkes biliyor kimin çalışıp çalışmadığını. Çalışan kimse, ona inanıp güveniyoruz. Tabii. Efendim, hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Size göre en güvendiğiniz, inandığınız bir siyasi parti lideri var mı? O yok. Yoktur. Yani hiçbir siyasi parti liderine inanmıyor musunuz? Güvenmiyor musunuz? İnanmıyorum. Çünkü bütün siyasetçiler yalancıdırlar. Ben onu demek istiyorum. Başka da bir şey demek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kime inanıyorsunuz? En çok güvendiğiniz, inandığınız siyasi parti lideri? Güvenerek konuşmalarına göre CHP'ye güveniyoruz biraz. Bir de şey var, hanımefendi var. Meral Hanım. Yani bunun ikisinden biri. İkisine de güveniyorum diyorsunuz. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size göre inandığınız, güvendiğiniz bir siyasi parti var mı? Hangi lidere daha çok inanıyorsunuz? Vallahi bir tek Tayyip'e inanmıştım da. Tayyip de güzel öptü be. Kimseye inanmıyorum artık. Hala pahalılık, hala pahalılık. Bir mağazadan eşortman soruyorum. Bir tişört soruyorum. Bana 750-450'den bahsediyor. Yani ben nasıl elbise alayım? Bir ayakkabı soruyorsun, aynı fiyat 450. Yahu evimize, üstümüze, başımıza bir şey alamıyoruz. Yani ben buradan Tayyip Erdoğan'a duyuru yapmak istiyorum. Tamam, ben de Trabzonluyum, onun aynı memleketlisiyim ama ben ona bir duyuru yapmak istiyorum. El insaf be, el insaf. Birazcık olsun, bir indirim yap artık, indirim.
Yani hep zam, hep zam, hep zam. Nereye kadar? Millet kendini mi oturup yiyecek? Az kaldı yani, ona da yaklaşıyoruz. Artık millette para olmayınca, alacak ekmek paramız olmayınca birbirimizi yiyeceğiz artık. Çok teşekkür ederim. Önemli değil. Kolay gelsin.